Herkese merhaba değerli dostlar. Ben Ahmet Güven. BIST 100 ile ilgili kısa birkaç dakikalık değerlendirmemiz olacak. Bu ara borsa ile ilgili, yön konusuyla ilgili bayağı güzel analizler gerçekleştirdik. Umarım bu şekilde devam eder ve beklentilerimizin yönünde ilerlemeye devam eder diye düşünüyorum. BIST 100'de bugün dün sağlıklı olabileceğini düşündüğümüz bir düzeltme geldi. Hacim rekoru da kırıldı ve 130 bölgesini test ettik bugün. Aslında ben birazcık daha sakin bir seyir ve hafif bir düzeltme bekliyordum ama sanırsam bu 126 üzerinde BIST'i tutabilmenin tek yolu buydu anladığım kadarıyla. Çünkü bankaları ben inceledim. Takaslarında gayet güzel görüntü var. Yabancı yüksek miktarda giriş var. Yani ben aslında dün söylemek istemedim ama bugün ben endeksin bu 126'yı kırarsa 123 bölgesine kadar çekilebileceğini tahmin ediyordum ama bugünkü gördüğüm görüntü ve hacim ve faiz konusunda artık 400-500 puanın netleştiği bir ortamda artık 126 bin bölgesinde pek fiyatlama gönlümden geçmiyor açıkçası aşağısında. Sanki buradan artık tekrar dönüp tekrar yönünü yukarı çevirecek gibi ve dış piyasaya beklentilerimiz yönünde ayrışmaya devam edecek görünüyor piyasa. Dolardaki sert düşüşte bunu destekleyen pozisyonda şu an. Ve önümüzde nasıl bir süreç izleyeceğiz? Ben şuraya yeni bir çizgi daha çizdim. Bu bir varsayım çizgisi olacak, bir kanal çizgisi olacak. Önümüzdeki haftalarda, birkaç haftada artık faiz arttırımı ile ilgili beklentilerimiz arttığı için bununla ilgili haberleri de can kulağıyla dinliyor olacağız. Endeksimiz yabancı girişinin de desteğiyle bu 126 bin bölgesinden tekrar yükselişine başlayarak önümüzde 138 bin bölgesine kadar bir yükseliş trendine gireceğini düşünüyorum ben. Yabancı girişini dikkatli şekilde analiz edersek bunun gerçekleşme ihtimali çok yüksek. Aslında seçimden sonra güçlü bir yükseliş bekliyordum ama bu kadar kısa sürede beklemiyordum ben. Yangından mal kaçırır gibi şu an bir pozisyon var. Ve görünen o ki bankalar haricinde ciddi bir para desteği yok piyasalara. Şimdi bu da dediğim gibi daha öncesinde analiz yapmıştık. Yaptığımız analizlerde 190'dan fazla şirketin zarar etmesine rağmen birkaç katından işlem görmesinden bahsetmiştik. Şu anda bu baskının sebebi de o diğer dediğimiz hisselerden çıkış gerçekleşip bankalara ve büyük holding şirketlerine girişten kaynaklanıyor bu düşüş. Piyasalardaki diğer hisselerdeki düşüş bundan kaynaklanıyor. Çünkü bankalar çok primsizdi. Ve şu an bankalarda kredi notumuz ne kadar düşük olsa da yüksek faiz beklentisiyle piyasalara bir yüksek miktarda para girişi var. Şu an benim kafamda oturan şeyi söyleyeyim size sadece kısaca. 126 bin bölgesi kırılırsa 123'e gideriz. Yani 125'ten 124'ten döneriz diye pek düşünmüyorum. 123'e gider bu BIST. Tabi bu dış kaynaklı. Beklentilerimizin dışında bir gelişme olursa. Hani Trump'ın seçim muhabbeti vesaire. Ama onun haricinde bu trend bozulmayacak gibi. Ben bugünkü görüntüyü de gördükten sonra bu 126 bin bölgesinden tekrar 138 bin bölgesine dalgalı bir şekilde yine test ederek 130 bin bölgesi ikinci defa tekrar test edilecek. Muhtemelen önümüzdeki hafta bunu gerçekleştireceğiz. Muhtemelen yarın da güzel bir gün geçireceğiz gibi yani. Çünkü şöyle yurt dışına baktığım zaman sanki 129 bin üzerinde Dow Jones'un dengelenmeye çalıştığı görülüyor. Yani pek düşmeye niyeti yok. Bu yüzden onlar da 30 bine doğru giderken biz de muhtemelen 130 bini üzerine geçmeye çalışacağız pazartesi salıya kadar. Yarın olur mu tam olarak kestirmek zor. Bizim şu an CDC dediğimiz risk sıvabımız şu anda yaklaşık 450 seviyesinde. Bu da muhtemelen düşmeye devam edecek. 400'ün altına düşerse daha net bir hızlanış gerçekleşir. Daha dolu bir yükseliş gerçekleşir. Şu an son kez tekrar ediyorum. 126 bin bölgesi kırılmadığı sürece düşüş pozisyonlarına geçmeyin. 126 bin bölgesinin üzerinde de 130 bin ve devamında 138 bine kadar Aralık ayı içinde yükselişimiz sürecektir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.